Ümren'den şans isteyecek o kişi geliyor. Heyecanlı mısın? Evet. Tahmin edebiliyor musun? Alkışlar o beyefendiye. Vallahi babam böyle gururla, heyecanla bekliyordu orada. Evet. Berkan, Ümren'den ikinci bir şans istiyorsun. Evet, onun için geldim karşında buraya. Karşında ne söylemek istiyorsan söyle. Ya bir şans daha istiyorum senden. Ön yargı yaparak kimseyi tanıyamazsın. Beni tanımadın çünkü. Olgunluktan bahsettin ama beni tanımadın. O yüzden bir şans daha istiyorum senden. Tanımanı istiyorum beni. Peki. Ayhan abi bir şeyler söylemek ister misin? Öncelikle Ümren kızıma birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ümren'in gözlerindeki Berk'e olan duygularını loca arkadaşı olarak hani beraber yemekteydik gördüm. Orada ben oğlumun videosunu izliyordum. Bir klip yaptı kendine, müzik yapmıştı. Onu izlerken Ümren'in gözlerinin dolduğunu gördüm. Ağlamaklıydı. Berk şarkı söyledi. Tabii şarkı söyledi, gitar çalıyor kendisi. Evet, Ümren o sırada ağladı mı? O sırada Ümren yanımda, benden ayrılmadı zaten. Hiç hep yanımdan ayrılmıyor zaten, beni çok seviyor. Onu dinlerken gözlerinin doluduğunu ve ağladığını gördüm. Bunu Berk'le paylaştım. Baba diyor, ben de diyor boş değildim ama diyor niye böyle oldu ben bilemedim diyor. Ben diyor ondan bir şans isteyeceğim. İste oğlum dedim. İste yani. Orada hey. Yani. Sen ne desen onlar bakışıyorlar zaten. Yani evet. Herhalde. Baktım işte nasıl? Telefon numarasını falan herhalde. Almış. Anlayamıyorum. Yani. Ne dedin Ümrenciğim? Esra abla buradan şarkı falan da söylüyormuş. Bu şarkı söylemesini istiyorum. Benim için bir şarkı söyle diyorsun. Söyler misin? Söyler misin? Ya aslında... gitarla falan söylüyorum. Tam moda o zaman giriyorum ben. Şu anda modsuz musun? Modsuzum yani. Gitar olmadığı için. Ben yarın gitarla moda giriyorum. Yarın hazırlanıp gelsin. Bir de gitarını alıp gelsin Esra Hanım. Evet. Gitarını alıp gelsin. Tamam. Benim için şarkı söyle diyorsan onu tanımak istiyorsun. Evet. Hadi. Teşekkür ederim. Gel gündüzle gece olalım. Gel gökyüzü.